Örgü ve Dediniz kanalından herkese merhabalar. Evet örgü severler, bugün yine çok güzel bir paspas çalışması yapacağız sizlerle. Bu eskiden biz dokuma yapardık arkadaşlar. Tezgah vardı ve kilim dokuma gibi bir şey yapardık. Bu da ona benzer bir çalışma oldu. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şimdi böyle ince bir yapıya sahip, böyle evinizde yazın falan rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma olacak. Alize Burcu'm bebe batik ipini kullandım. Tabii ki de bu sizin için bir ölçü değil, bir kıstas değil. Dilediğiniz bütün ipleri kullanabilirsiniz. Rengarenk evde kalmış iplerinizi böyle her sırada farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Bu küçük bir boyutta olduğu için bu kadar böyle çıktı arkadaşlarım. Bakın çok güzel bir görüntüye sahip oldu. Şimdi etrafını çeviriyoruz ve halı kaydırmazımız var her zamanki gibi. Ve 3,5 numara tığım var. Bu tığ ile buralara girip çıkması önemli olan tek şey tığ numarasında. Başkaca hiçbir önemi yok arkadaşlar. İpimizi tutması ve rahat giriş çıkış yapabilmemiz. Gördüğünüz gibi böyle desen desen her tarafta, her yerde, her renkte farklı bir desene sahip bir çalışma oldu. Benim çok hoşuma gitti. Üstelik de çok kolay bir çalışma arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim istiyorum. Öncelikle size buradan başlamak, hani burayı göstermek istiyorum. Bir kenar çalışması yapmamız gerekiyor. Çünkü erken dönüyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde döndüğümüz için kenarından bir sıra böyle şimdi göstereceğim şekilde geçmemiz gerekiyor. Geçersek daha güzel gözüküyor. Şimdi hemen geçelim. Şurada 2-3 tane kalmıştı. Ben onları sizinler için ayırdım. Üzerine alıyorum arkadaşlarım. Bakın şurada hemen yerim var. Bir tane oradan alıyorum ve şu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Çakma sık iğne. Tekrar üzerine alıyorum. Bakın şuraya hemen bir alta gidiyorum ve oraya da aynı şekilde üçünü birlikte tek seferde alıyorum. Tekrar üzerine aldım. Yine o yükselti yerden alıyorum. Tekrar aşağıdan alıyorum. Bakın bir oradan bir oradan zaten çok kolay. Şöyle hemen aldık. Bunu da altından alıyoruz. Ve böylelikle kenar kısmını tamamlamış oluyoruz. Bu alt kısmını ise arkadaşlarım şu şekilde yapacağız. Şimdi bunu kenarını çevirdiğimizi düşünün ve bitirdiğimizi düşünün. Ben buradan hemen bir geçiş yapacağım. Şöyle bakın bu ipimiz, şu ipimiz altta kalacak şekilde. Şuradan şöyle bağlayayım. Bunu hiç düşünmeyin arkadaşlar şey olarak. Ya da şöyle yapalım. Bunu ben keseyim buradan. Daha net anlaşılması için. Şöyle keseyim. Ve buradan başlayalım. İlk başında görmüş olalım hem de. Şimdi arkadaşlarım şöyle geldim. Şu kenardan şuradan şöyle tutayım. Şuradan giriş yapıyorum. Bakın şöyle. Bir şeyinden, bir üstünden hemen giriş yaptım. Şu şekilde çekiştiriyorum. Altta çok fazla ip kalmasına gerek yok. Şöyle çekelim. Ve buradan giriş yaptıktan sonra hemen bakın şurası var. Bakın arada bir tane şey atlıyorum. Oradan giriş yapıyorum. İpim altta. Bu şekilde alıyorum. Düz örgü gibi de bir şey oluyor arkadaşlarım. Bakın bir tanesini atlıyorum. Hemen diğer ikincisinden şu şekilde kaydırma suretiyle alıyorum. Hemen yan yana bakın şöyle şu şekilde oluyor. Hemen bakın girdim buradan ve alıyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. Şöyle giriş yapıyoruz ve yukarıya doğru çekiyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı bu kadar kolay. Dediğim gibi farklı farklı renklerde iplerle iki sırada bir, üç sırada bir değiştirirseniz de çok güzel. O eskiden kullandığımız normalde biz çıpıt deriz arkadaşlar ona.
O tarz bir çalışma da rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlarım. Şöyle bakın, gayet bu ilk sırası biraz daha kolay. Diğer sıralarda bu ipi bu şekilde alttan tutamıyoruz. O yüzden biraz sıkıntılı ama yine de çok çok kolay bir çalışma. Şu şekilde bakın. Düz bir çalışma olduğu için böyle banyoda özellikle duşakabinin önünde, lavabonun önünde rahatlıkla kullanabileceğiniz ya da mutfaktaki lavabonun önünde böyle kullanabileceğiniz bir çalışma arkadaşlarım. Ayrıca bunlardan şey de yapabilirsiniz. Arabalar için böyle şeyler de yapabilirsiniz arabada kullanmak için. Şimdi bakın buraya geldim. Bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi. Buraya geldiğimizde burada şu sıradan şu sırayı yapacağız arkadaşlar. Ve bakın hemen yukarıda zaten onun yeri. Oradan alıyorum şu şekilde ve alta doğru artık inerek o sırayı yapıyoruz. Bakın hemen şurayı şuradan devam ediyorum şu şekilde. Kaydırma suretiyle içinden geçiriyoruz. Şekilde devam edip gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Gayet güzel görünümü oluyor. Ve kullanışlı da oluyor. Arka kısmını da sizlerle paylaşayım. Arka kısmı da bu şekilde arkadaşlarım. Önlü arkalı da kullanabilirsiniz. Arkada da fazla şey kalmıyor. Araya girmiş oluyor halı kaydırmaz. Ve önlü arkalı da böyle arkası ters gibi duruyor. Önü düz gibi duruyor. Böyle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çalışma olmuş oluyor arkadaşlarım. Şöyle geçirebilirsiniz altından. Şöyle bakın. Hemen yan yana yan yana bütün hepsinin içerisinden alarak geçiriyoruz. Bu tüysüz ve sakalsız bir ip olduğu için hepsinden almak durumunda kalıyoruz. Çünkü alı kaydırmazın altta görünmesini istemiyoruz arkadaşlar. Böyle bütün etrafını iç kısmında kalan yerlerin hepsini dolduruyoruz arkadaşlar. Ve şahane bir paspas elde etmiş oluyoruz. Bunu kadife iple de yapabilirsiniz. Farklı tarzdaki iplerle de yapabilirsiniz. Bakın böyle bir görüntüsü oluyor. Şurası daha net gözüküyor. Evet arkadaşlarım, bugünlük de örgü deriniz kanalından bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Gelin hep birlikte örelim diyorum. Ve Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşça kalın.